Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz çoğu zaman bir tek yönden bakıyoruz. Her şeyin tertemiz ve düzenli, disiplinli olmasını istiyoruz ama öyle olmuyor. Çünkü bir yerde unuttuğumuz bir nokta var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan parlamenterlerimizin sıkıntıları da var. Onları görmezden gidiyoruz. Bakın Banu Acun işte bu sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalıştıran, onu ayakta tutan, siyasete yön veren insanlarımızın sıkıntılarını sizin için dinledi. Parlamentolar bir ülkenin en önemli kurumlarıdır ya da öyle olmalıdır. Zira milletin iradesini temsil ederler. Eğer bir ülkede en çok güvenilen kurumların başında ordu geliyorsa o ülkenin demokrasisinde sorun var demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de işte böyle bir ülkenin meclisi. 550 milletvekili ve 4000 çalışanıyla o eski saygın günlerinden şimdi çok uzakta. Ünlü siyaset bilimci Duverger şöyle diyor: milletler layık oldukları idarelere kavuşurlar. Demokrasisi 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül'de darbelerle kesintiye uğrayan Türkiye'de parlamenter sistemin gerçek anlamda işler hale gelmesi hiç kuşkusuz kolay olmadı. Kameralara yansıyan görüntüler, Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürdü. 30 Mart 1989, meclisin tarihine kara bir leke olarak geçti. Meclis kulisinde cinayet işlendi. DYP Siirt Milletvekili Abdurrezzak Ceylan, bir başka milletvekilinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Olaylı yemin törenlerinin başlangıcı 1991'di. DEP milletvekili Leyla Zana'nın genel kurul salonuna girişiyle önce bir sessizlik, ardından büyük bir gürültü koptu. Türk milleti önünde namusum ve şerefime and içerim. Hüve sonunda hiç bu gele kurdu gele tutma. Şuraya dursana kız. 99'da bu kez bir başka kadın milletvekili Fazilet Partili Merve Kavakçı mecliste türbanla yemin etmek istedi. Bu kez genel kurul salonundakiler hazırlıklıydı. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu arada haddini bildiriniz. Bu salon Türkiye'nin aynası, meclisin genel kurul salonu. Türkiye'nin en önemli tartışmaları bu salonda yapıldı, kararlar bu salonda alındı. Ceylan derisi koltukları çok tartışıldı. Bu salon neler görmedi ki? Ceylan derisi koltukların her biri meclise 5000 dolara mal oldu. Türkiye'nin en saygın kurumu olması gereken meclisin genel kurul salonunun yeni yüzü saygınlıktan çok yolsuzluğu hatırlattı. Genel kurul salonundaki bu kürsünün dokunulmazlığı var. Milletvekilleri bu kürsüden düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlar. Ancak tartışmalı oturumlarda gaflar da kaçınılmaz oluyor. Sayın Balyalı, Sayın Balyalı'yı tekrar kürsüye davet ediyorum. Milletvekilleri en hararetli tartışmalarını bu salonda yaptılar. 55, 56 ve 57. hükümetlerin hem yapısal özellikleri bakımından hem de icraatları bakımından adeta Siyam ikizleri gibi, üçüzleri gibi olduğunu ifade etmek istiyorum. Milletvekilleri kimi zaman da sinirlerine hakim olamadı. Kelimeler yetersiz kalınca yumruklar konuştu. O yumruklardan biri 2 yıl önce iş tüzük değişikliği görüşmeleri sırasında DYP Şanlıurfa Milletvekili Feyzi Şihanlıoğlu'nun kalp krizi geçirerek ölümüne neden oldu. 22. dönem meclisi son yıllarda Türkiye'nin gördüğü en sakin meclisti. Ancak tezkere görüşmeleri sırasında yaşanan gerginlikte ilk yumruklar atıldı. CHP'li Ufuk Özkan'ın "Biz Amerikan uşağı değiliz" sözüne AK Partili Hüseyin Kutlu farklı bir biçimde yanıt verdi. Gel bakayım, gel. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, meclisin genel kurul salonu her daim toplumu ve onun değişen değer yargılarını yansıttı. Aslında millet neyse meclis de oydu. Ama meclisin imajı bozulmuştu. 2001 yılında TESEV'in yaptığı anketin sonuçları ilginçti. %71 ile ülkenin en güvenli kurumlarının başında Türk Silahlı Kuvvetleri geliyordu.
Meclis değerlendirme yapılan 14 kurum arasında siyasi partilerden hemen önce %3.2'lik güven oranıyla 13. sırada yer aldı. 2002 genel seçimlerinde seçmenler bu tavırlarını sandığa yansıttı. Meclisteki partilere yeniden görev vermedi. AK Parti'nin tek başına iktidara gelişiyle tek iktidar ve tek muhalefet partili mecliste kavgalar ve tartışmalar azaldı. Milletvekillerinin lojman saltanatına son verildi. Meclisin imajı yavaş yavaş düzelmeye başladı. 10 kurum sıralamasında biz herhalde 7'den en iyi rakam olarak 7. sırayı görüyorduk bir yıl öncesine kadar. Ama şu anda 3 ve 4. sıralar arasındayız. Çünkü halkın, milletin parlamentoya olan güveninin arttığını biz kendimiz meclisin içinde hissediyoruz. Biz bunu 1. sıraya getirmek istiyoruz. Yani bir yılda yapabildiğimiz %50'lik bir iyileşmedir. Ve bu bir marka olarak da, bir logo olarak da, meclisin kurumsal olarak itibar kazanması da sanıyorum bu reform paketinin içerisinde yapacağımız her şey bize bu itibarı daha da çok kazandıracak. Meclis geçtiğimiz yasama yılında bir önceki yıla göre %40 fazla çalıştı. Rakamlar 367 AK Partili, 157 CHP'li, 5 bağımsız ve 3 DYP'liden oluşan meclisin çalışkan bir meclis olduğunu kanıtlıyordu. 2003'ün ilk 7 ayında 114 birleşim yapıldı. Genel kurul 603 saat 15 dakika çalıştı. 29 bin sayfa tutanak hazırlandı. 395 kanun tasarısı, 180 kanun teklifi verilen genel kurulda 199'u kabul edildi. Ne var ki Arınç'ın da söylediği gibi meclis kanun üreten bir fabrika değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir civata üreten fabrika değil. Yani ne kadar çok üretim yaparsa o kadar başarılı bir fabrika kabul edemeyiz. Biz çıkardığımız kanunların mutlaka verimli olmasını, kaliteli olmasını, toplumun sorunlarını çözecek nitelikte olmasını düşünürüz. Peki çıkardığı uyum yasalarıyla Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne hazırlayan meclis, Avrupa Birliği ülkeleri parlamentoları standartında mı? Meclis Başkanlığı Ekim ayında Avrupa Birliği reform paketini açıkladı. Ne var ki meclis Türkiye'nin en büyük kitlerinden biri görünümündeydi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrosunda 3261'i meclis binasında, 1085'i meclise bağlı saraylar, Yıldız Porselen ve Hereke Halı Fabrikası olmak üzere 4346 personel çalışıyor. 5 yabancı ülkeye resmi ziyaret yaptım. Hindistan'a gittim, Japonya'ya gittim, Bosna Hersek'e gittim, Macaristan'a gittim ve diğerlerine gittim. Yani fonksiyonel bir meclis var oralarda. Böyle irileşmemiş, büyümemiş, yani hormonlu hale gelmemiş. 2003 bütçesinden meclise 221 trilyon lira verildi. 2001 yılında meclis 106 trilyon lira ile idare etmişti. 2003 Temmuz sonuna kadar ödeneğin 119 trilyon 492 milyarı harcandı. İlk 7 aylık bütçeden 88 trilyon 217 milyar ise personele gitti. Lojmanları satarak 4 trilyon kar eden meclis, Ankara'da çalışan memurlar için bir çekim merkezi. Zira meclis personeline özel hizmet tazminatı adı altında 500 milyon lira ekstra ücret veriliyor. Örneğin kıdemli bir meclis çaycısı 1 milyar 250 milyon, milletvekili sekreteri 1 milyar, stenograf ise ortalama 1,5 milyar lira maaş alıyor. Aşırı bir personel var bana göre. Tasarrufa gidilse ve bu harcanan paralar başka yerlere aktarılsa, hizmet verse, hizmet üretse daha iyi olur kanaatindeyim. Meclisin ilk günde mutlulukları yüzlerinden okunan vekillerin çoğu bir yıl sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkın. İşte mecliste yasalar vardır, komisyonda çalışmaları vardır, onun altyapısı vardır. Veya bir takım işte Türkiye politikaları oluşturulmasında gündemde bir takım şeyler vardır. Bunlar hakkında politika üretirsin. Ama şimdi burası tamamen bir iş bulma kurumuna dönmüş. Aş bulma kurumuna dönmüş. Ya da milletin bir takım yürümeyen işlerini yürütme kurumuna dönmüş. Yani işte falanca yerde falanca hastanede rapor alacağım. Bana yardım et. Başhekimi ara da bana işte torpil geçsin. Yani her türlü istek geliyor. Bundan çıkarmak lazım. Bürokrat olmakla milletvekili olmak arasında çok geniş bir fark var. Bürokrat olmak daha iyi gibi.
bir şey konuşulurken çok önemli bir fikriniz olsa onu orada söyleme imkanınız yok. Kaç gün önceden onunla ilgili bir izin alınmış olacak, grup adına konuşma olacak falan. Yani o kadar formalitelere bağlanmış ki müzakere etmek diye bir şey var değil mi? Tartışılacak konular. Tartışma olanağı burada yok. Milletvekillerinin gündemindeki bir diğer konuysa çokça eleştirilen dokunulmazlıklar. Meclis şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi dokunulmazlığı meclis çalışmaları ve basit suçlarla sınırlı tutmaya hazırlanıyor. Meclise seçimlerden sonra 60 milletvekili hakkında 99 dosya geldi. Bu dosyalardan 51'i AK Partililere, 40'ı CHP'lilere, 7'si DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'a aitti. Düşünün 20. dönemde tüm siyasi parti genel başkanlarının imzasıyla ve 292 milletvekilinin imzasıyla yasama dokunulmazlığının sınırlandırılması ile ilgili bir kanun teklifi verilmiş. Ama bu genel kurula geldiğinde imza sayısı kadar bile oy alamayarak reddedilmiş. Tabii ki bunlar meclisin güvenilirliğini azaltan, saygınlığına gölge düşüren olaylar. Lojmanlarından vazgeçen vekiller dokunulmazlıklarından da fedakarlık etmeye hazırlanırken maaşlarına zam istiyor. Milletvekilleri ayda 5,5 milyar lira kazanıyor. Telefonlarımın aylık bana faturası 1 milyar. Bu bahse konu ettiğiniz konu kesinlikle bunun altında değil. Benzin faturalarını vesaireyi koyduğunuz zaman bir milletvekili maaşıyla geçinebilir mi? Doğrusu tasarruflu giderse ayın başıyla sonunu denkleştirebilir. Bu kadar söylemek istiyorum. Türkiye'de milletvekili olmak sanıldığı kadar rahat ve kolay bir iş değil. Zira merkeziyetçi yapı milletvekillerine yasama ve denetleme dışında farklı görevler de biçiyor. Her gün bu kapıdan yaklaşık 8 bin kişi giriş yapıyor. Ceplerine taleplerini koyan vatandaşlar oylarının karşılığını milletvekillerinden farklı bir biçimde istiyor. Meclisin güvenliğini 300 polis memuru sağlıyor. Milletvekillerinin çalışma ofislerinin bulunduğu halkla ilişkiler binası dolup dolup boşalıyor. Türkiye'nin batısından doğusuna milletvekillerinin kabul ettiği ziyaretçi sayısı da artıyor. Orhan Ali parlamenter geldi, sizin yerinizde oturdu. Yaptıklarımıza baktı, bir saat gözlemledi. İşte tayin, atama, terfi vesaire. Döndü bana dedi ki, hocam dedi, siz böyle mi çalışıyorsunuz? Dedim ki biz böyle çalışıyoruz. Yani herkes de mi böyle? Aşağı yukarı yani %80-90'ı bizim gibi çalışıyorlar. Yaptığımız bu. 22. dönem meclisinin en çok ziyaretçi kabul eden vekili ise Bingöl depreminde hasar gören lise binasının müteahhiti AK Partili Feyzi Berdibek'ti. Berdibek 7-8 metrekarelik odasında ortalama 150 hemşehrisini ağırlıyor. Ben Bingöl'den geldim. Bizim kadınlar kollarında bir kermes hazırlıyoruz. Sayın Başkanım'dan yardım, yani maddi manevi destek. En çok da hem maddi hem manevi kendisine teklif getirdim gelip bize de katılması için. Dereye atan olan aracılarımız var. Devlet Su İşleri'nin bazı araç gerçekleri yeterli gelmiyor. Onu kesinlikle rica edeceğim. Kendi araçlarıyla olsun, kendi kepçesiyle olsun öyle bir önlem almasını rica edeceğim. Hemşehrilerine yemek, konaklama, ulaşım konularında yardımcı olan Berdi Bey'e milletvekilliğinin maliyeti hayli ağır. Zaten ayda 2-2,5 milyar telefon paralarımız geliyor. Buna paralel olarak lokanta paramız her ay 5-10 milyardan aşağı değildir. Kalan misafirlerimizi ağırlama konusunda en azından 3-5 milyar otel paraları. Ben bunu diyorum ama bu yani azını söylüyorum. Mutlaka öğrencilerimize hiç değilse ayda 3-5 milyar yardım yaparız. Gelen giden fakir oluyor, bileti olmayan oluyor, yolda kalan oluyor, buraya gelip de harçlı olmayan oluyor. Bunları da göz önüne bulundurursa 3-5 milyar da öyle. Aracımız, gerecimiz var. O kaldığımız evin masrafıdır, benzeri gibi şeylerdir. Dışarı gittiğiniz zaman 3-5 arkadaşlar, yani mümkün değil. Bunun masrafını 30-40 milyardan aşağı tutamıyoruz. Aslında maaş konusu öyle abartılacak bir şey değil. Bazen diyorlar işte milletvekillerine çok büyük bir maaş veriliyor. Dedim ki 6 milyar, hangi memur kendine güveniyorsa gelsin ben maaşımın 2 katını vereceğim. Bir ay beni vekaleten burada otursun. Şimdi milletvekilleri asıl görevlerine yani yasama ve denetlemeye dönebilmek için yerel yönetimler yasasından medet umuyor.